Merhaba sırrım, ben Serdar ve GTA San Andreas sırlarının bir başka bölümünde hoş geldiniz. Bu videoda yine bu sırlardan birisi olan deniz canavarı, ikisi olan daha doğrusu da bir şey olan deniz canavarları ve köpek balıkları inceleyeceğiz. Hemen şöyle bir dalıyoruz. Tabi deniz canavarları olunca konumuz denizin altına ineceğiz. Ondan önce neden buradayız şöyle bir söyleyeyim. Burası Fisher's Lagoon bölgesi. Şöyle Los Santos'un kuzeydoğusunun birazcık üstüne doğru. Burada Loch Ness canavarının veya başka bir dinozor canavarının görüldüğü iddia ediyor. Denizin içinde, daha doğrusu bu gölün içinde. Şimdi etrafa baktığınız zaman burayla bağlantısı var, bir de burayla bağlantısı var. Yani mantıklı yani bir canavarların buradan girmiş olması, olabilmesi daha doğrusu mantıklı geliyor kulağa ama hani o kadar da büyük de şeyler yok, geçitler yok. Şöyle baktığınız zaman kocaman dinozorların sığabileceği bir yer mi? Sanırım sığabileceği yer. Bir yer. Tam biz böyle denizin altına dalışırken daldık. Gördüğünüz gibi yunuslar var. Denizle bağlantısı olduğu için yunusların olması gayet normal geliyor şu anda bana. Hile yazdım. Sınırsız nefes alabilme hilesi, yoksa bunu araştırabilmemizin imkanı yoktu. Gördüğünüz gibi balıklar falan var. Burası aslında bir göl olması gerekiyor. Yani yunusun olması birazcık daha saçma oldu. Çünkü burası aslında bir tatlı su. Hani denizden buraya akıntı, denizden buraya değil. Tabi sonra bu o kadar düşünülmemiştir. Sonuçta oyun bir eski bir oyun. Hani o kadar düşünülmesi de saçma olurdu zamanına göre. Ama şimdi hemen ara verip geldim. Bir şey yapmam gerekiyordu. Bir işim çıkmıştı. Şimdi ne diyorduk? Tabi oyunda buna fazla dikkat edilmemiştir. Dediğim gibi normalde tatlı su ama yunusların olmaması gerekiyordu. Fakat yunuslar varsa bu o ihtimalleri daha fazla artırıyor. Hani yunuslar varsa hani deniz canavarları hala doğrusu artırır işte ihtimalleri ya. Fazla üzerine düşünmemek gerekiyor. Şöyle denizin dibine doğru gidelim bakalım. İz bulmaya çalışıyoruz. Tabi iz bulacağımızdan da şüpheliyim çünkü denizlerin bu dip kısımları sanırım o kadar üzerinde düşünülmemiş yerler. Bayağı derin bir görmüş. Şu anda bu gayet yakın gördüğüm ama o kadar yakın değil. Şu anda yakınında bile değiliz. Uzağındayız şu an biz onun. Şöyle denizin iyice dibine iniyorum. Sorun şu sanırım bu daha güncellenmemiş versiyonların olduğu için hani ne kadar beta'ya yakın olur o kadar iyi demiştim ben hatırlarsanız. Güncellenmemiş versiyonların olduğu için yüzme yeteneği birazcık saçmalığa dayanıyor. Hani Woozy'nin görevlerinde de görmüştük bunu. O yüzden yavaş yavaş yüzüyor. Gördüğünüz gibi kaplumbağa bile var. Köpek balıklarını da araştırıyoruz ama şu anda hedefimiz Loch Ness canavarı. Loch Ness canavarı. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Adı Nessie. Özel ismi Nessie. Şimdi dibine doğru geldik. Gördüğünüz gibi bayağı derin bir göl. Hani bir dinozorun, bir canavarın sığabileceği bir göl. Ama ve lakin bir dinozor veya bir canavar burada yaşamaz. Çünkü gördüğünüz gibi sadece bu kısmı derin. Şuralar falan hep sığ. Dinozorun ve canavarın oralardan geçebilmesi gerekiyor. Ha buraya şey yapılmıştır, kapanmıştır olabilir, o da doğru. Ama buraya konması birazcık acayip olur. Tabi kaplumbağaların veya yunusların bu tür canavarlarla köpek balıklarıyla karıştırılma olma ihtimali de yüksek. Veya oyunda yaşanan bazı hatalar var, glitchler var, onlardan da kaynaklanıyor. Veya gördüğünüz gibi aşağıda desenler falan var, etrafta kayalar falan var. Bunlarla da karıştırılabilir. Bunları söyledikten sonra şuraya doğru döneyim ben. Şu anda San Fierro körfezine doğru gidiyoruz. San Fierro Bay, San Fierro koyuna doğru gidiyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Hemen şuradan polis şifresini yazayım da şey yapmasınlar, şuraya geldiğimizi yakalamasınlar bize. Neden buraya geliyoruz? Şöyle bir durum söz konusu. Rapasayı da kapatalım hemen. Hop, atla. Buralarda bol bol köpek balığı gözlendiği söyleniyor oyuncular tarafından. Ayrıca buralarda canavar da olduğu söyleniyor. O yüzden bir taşla iki kuş avlamaya çalışacağım. İkisini birden şey yapmaya gidiyorum. Burada birazcık arayalım bakalım. Neler var neler yok. Aslında köpek balıklarının San Andreas'taki varlığı kanıtlanmış gibi bir şey. Hani çünkü bazı oyuncular San Andreas'ın dosyalarını açmaya başladıklarında köpek balıklarını gördüğünü iddia etmişti de ben o işi beceremedim. Aslında
şey yapacağımı bilmiyorum. Birazcık noob kaldım o konuda. Ve şöyle birazcık derine inelim. Derine doğru gidelim. Gördüğünüz gibi şurada taşlar falan var. Büyük kayalar falan var. Bu kayalar normal yüzeyde kullanıldı mı onun hakkında pek bir fikrim yok. Ama gene eğer oyuncular sadece yukarıdan aşağıya doğru bakarsa mesela çok hızlı bir şekilde adam bir görevi vardır veya bir yere gitmek istiyorlar. Çok hızlı bir şekilde botla geçti diyelim. Adam aşağıdaki taşları arkasına doğru giden bir tane canavar zannediyor olabilir. Böyle bir ihtimal de var. Tabii yine dediğim gibi burada köpek balıklarının bol bol görüldüğü söyleniyor. Bu ihtimali göz ardı etmeyeceğim. Ama aynı zamanda şunu da göz ardı etmeyeceğim. Yine yunuslar köpek balıklarıyla karıştırılabilir. Adam şuna inanılmaz yavaş gidiyor ya. Şu anda bir ses geliyor kulağıma. Yani oyun içinden gelen bir ses. Ne sesi olduğu hakkında pek bir fikrim yok. Neyse biz şu tarafa doğru gidelim. Şu anda neredeyim? Şuraya doğru gidelim biz. Böyle San Fierro Bay. Nasıl şey? San Fierro diyor. Şuraya doğru gittiğimizde San Fierro Bay falan diyecek. Şu ortalara doğru gidelim bakalım. İşe yaramıyor mu? Denizin altında işe yaramaz mı? Sürekli space'e basıp bırakmak. Deniz yüzeyinde işe yarıyordu. Bu arada oyundaki size bir şey de söyleyeyim. San Andreas Fay hattı var oyunda. Gerçek hayatta da San Andreas Fay hattı diye bir şey var. Zaten oyun onun ardından adlandırıldı. Bu San Andreas Fay hattı normalde 3 şehrin üzerinden geçiyor. Los Angeles galiba, San Francisco ve Las Vegas. Ya, onun için zaten şey diyorlar. Oyuna San Andreas diyorlar. Oyunda şeyde geçiyor. İşte Los Santos, San Fierro ve de San Fierro, Los Santos ve de Las Venturas. Gördüğünüz gibi yine bir yunus etrafta geziyor. Bu kolaylıkla bir köpek balığıyla karıştırılmış olabilir. Karşılaştırılmış olabilir diyorum kendi kendime ya. Çoğu zaman bu şeyi yapıyorum. Fay hattı sanırım bu. Veya şu yerdeki şey. Çatlak gibi görünen şeyler. Şu anda neredeyim? Evet, şu anda tam oralarda gezip dolanıyorum. Buralarda görüldüğü söyleniyor işte bu yaratıkların. Ben de onları şu anda avlamaya çalışıyorum. Avlamayı değil, en azından görmeye çalışıyorum. Bu yunusun ya kaplumbağanın hızına yetişemiyorsunuz orada, onu da söyleyeyim. Özellikle öğrenin gibi güncel avlamaya versiyon kullanıyorsanız. İyice yaklaştığınızda da sanki kuyruğu sıkışmış bir köpek, daha doğru söylediğim üzerine iğne batırılmış bir salyangoz gibi kaçıyor. Evet, salyangozların öyle manyak bir özelliği var. Salyangozların mı? Ya normal şeylerin mi? Solucanların mı? Bilmiyorum. Yok, şey, gözünü böyle sıkıştırdığınız zaman öf, çok şey kaçıyorlar. Osman söylemişti bunu ona. Hayal etmesi bile korkunç. Neyse. İşte 3-5 balık var. Normal balıklar falan şey yapıyorlar. Kaplumbağalar var. Dediğim gibi kaplumbağalar dinozorlarla falan karıştırılmış olabilir. Hem büyükler. CJ kadar boyları var yani. Yani şey, yalnız yunuslar da bayağı büyük. Yunuslar şu anda çok büyük. Yani olması gerekenden daha büyük galiba. Öyle mi? Yunusların normal boyu ne kadardır? Bir insandan büyük müdür? En azından bu kadar büyük müdür? Onu söyleyeyim. Yani şöyle bir karşılaştırma yapalım. Yunus'un kuyruğu kadar yok yani, ancak kuyruğu kadar var yunusun. Yani böyle bayağı bir buradayız. Ve fazla bir yer yok. Şöyle harita üzerinde incelediğimiz zaman burası San Fierro koyu. Neresiyle şey? İşte şurası var. Şuradan batıya bağlanıyor. Şuradan güneye bağlanıyor. Şuradan da doğuya bağlanıyor. Doğudaki denize bağlanıyor. Şuradan da batıdaki denize, şuradan da güneydeki denize işte. Tabi böyle olunca çok daha hani muhtemel bir nokta. Bu tür şeylerin görülmesi için daha mantıklı geliyor kulağa. Tabi de burası oldukça derin bir yer. Yani daha önceki gibi sadece ortası derin değil, kenarları sığ olan noktalar yok. Gördüğünüz gibi derin yerlerin geçtiği çatlaklar var. Sanırda sayattı var. Bayağı derin bir yer.
bu sesin ne olduğunu ben hala anlayamadım. Birazcık daha derine doğru gitsek. Şöyle. Efendim bayağı derindeyiz de. Ya yüzeye çıkalım. Belki yüzeyde geliyorlardır. Tabii gelecekleri zannetmiyorum. Yani şu anda sadece ipucu alıyoruz. Hani çıkarsa ne şanslıyız. Çıkarsa çok şanslıyız. Çok. Hem de çok şanslıyız. Adamın yüzeye çıkması da bir asır alıyor. CJ'ciğim çabuk ol. Çabuk. Big hepsi Big Smoke yüzünden. Big Smoke'un o göbeği yüzünden seni devre başladı değil mi? Neyse. Şöyle bakalım. Kincaid Bridge diye bir şey. Bu köprüyü söylüyor. Birazcık şu tarafa doğru gidelim. Belki oralarda bir şey vardır ama zaten her tarafı görüyorduk şeyden. Ama belki oradan spawn olurlar baştan. Açıkçası bayağı da arıyoruz yani şu anda ve fazla bir şey de bulamadık. Şu taşların arasında birazcık gezelim. Bakalım taşların arasında böyle bir ipucu var mı? Belki bir iskelet buluruz. Kimsenin daha önce fark edemediği bir şey. Ya mağara gibi bir şey. Hani bu tür canavarların veya köpek balıklarının sığınak olarak kullanılan ama köpek balıkları sürekli hareket etmek zorunda ya. Biz şeye bakalım şu an için. Canavarlara bakalım. Dinozorlara, Loch Ness canavarına, Nessie olarak şey yapayım ben. Mesela sanırım şu taşın altında böyle sığınabilecek bir yer var gibi ama zaten oraya bir tane dinozorun sığabileceğini zannetmiyorum. Sığarmış. Şuradaki yerde çok rahat sığarmış yani. Çok büyük. O ne? Harf X, B, yok şeymiş be. Şu otmuş. Of, şu anda iyice dipteyim var ya. Benim bir deniz fobim var. GTA 5'te kesin kanatlandı köpek balıkları. Yani o kesin bir şey zaten. Zaten o sır olarak daha değil. Yani çok daha normal rastlanan bir şey değil. Aynı zamanda baş belası bir şey. Aha, şurada mağara gibi bir şey var. Yok, normal şeymiş orası. Ha dur, içeri girebiliyor muyum? Hadi canım, içeri girdim. Oo. Diyecektim ki yukarı mı çıktım? Yukarıda çıktım. Gördüğünüz gibi bir ses var. Bu sesin ne olduğunu daha çözemedim. Denizin altındayken gelen bir ses. Böyle bir titreşim gibi sanki. Şurada da bir şeyler var gibi. Bir bakalım, belki hakikaten bir şeyler vardır. Yine belki bir şeyler buluruz. Mara gibi bir şey var ama yok, görünmüyor. Ya açıkçası fazla bir kanıt da bulamadık yani. Diğer sırlarda böyle bir ipucu bulamadık, daha doğrusu söyleyeyim. Diğer sırlarda böyle ipuçları falan vardı. Daha şeydi. En sona videoda şey yapmak gerekirse bir şey bulamadık. Sadece hani burası derin bir yer. Öyle canavarlar falan, deniz canavarları, Nessie veya dinozorlar falan olsaydı burada yaşayabilirlerdi. Rahat bir şekilde yaşayabilirlerdi. Ha, o gölde, o dediğimiz gölde, az önce gittiğimiz şu Fisher Lagoon'da yaşayamazlardı. Çünkü zaten hareket etme imkanları yoktu. Sadece böyle normal benim oturduğum gibi oturabilecekleri bir yer vardı. Bütün gün orada. Ama köpek balıklarının gerçek olma olasılıkları var. Bazı videolar da var. Ama videoların şeyinden emin değilim hani. Mod mu değil mi? Ondan emin değilim çünkü. Çok rahat bir şekilde mod yapılabilir. GTA 3'te köpek balıkları var. Yok, GTA Vice'de. GTA Vice'de köpek balıkları var, onu biliyorum. Ama işte onun dışında köpek balıkları San Andreas'ta muhtemelen şeylerde karıştırılıyor. Yunuslarla. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek günlükle kalmanız dileğiyle. Bye bye.